Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video lernen wir die Familienmitglieder kennen. Teil 2. Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda aile üyeleri öğreneceğiz. İkinci bölüm bu. Die uh, Familienmitglieder. Birinci bölümünü izlemediyseniz hemen bir izleyebilirsiniz. Burası ikinci bölüm. Devam etmek istiyorsanız hoş geldiniz. Şimdi die Familienmitglieder. Aile üyeleri oluyor. Yani çoğul şekli. Ama tekil şekli das Familienmitglied. Yani aile üyesi. Die Familienmitglieder ya da das Familienmitglied. Şimdi her zamanki gibi Almancasını Türkçesi ile beraber okuyacağım. Ondan sonra sadece Almancasını benimle tekrarlayabilirsiniz. Ondan sonra da birkaç tane pratik yapıp videoyu bitireceğim. Şimdi hiç uzatmadan başlayalım. Die Verlobte sözlü nişanlı oluyor kız ama der verlobte sözlü nişanlı erkek. Burada sadece artikelleri değişiyor. Buna dikkat edeceksiniz. Kız hakkında konuşuyorsanız die verlobte, erkek hakkında konuşuyorsanız der verlobte. Kelimeler yine aynı. Die Ehefrau eş hanım oluyor ya da karı. Der Ehemann eş bey ya da koca. Der Schwager Enişte oluyor ya da kayın kayınbirader. Pardon. Diş ve gerin. Görümce ya da elti. Di tante Hala, teyze, yenge. Evet Almanca'da hepsinde, hepsi için, herkes için bir kelime var. Di tante Hala, teyze ve yenge. De onkı. Amca, enişte ve dayı. Di kuzine. Kuzen için kullanılır kız. Der Kuzo kuzen için kullanılır. Bu kez erkek. Yani dikkat edin hem artikelleri hem kelimeleri biraz değişik. Die Cousine kızlarda, der Cousin erkeklerde. Die Nichte kız yeğen. der Neffe erkek yen, Die Großeltern büyük anne ve baba. Hani mesela Um, parents de dediğimiz gibi veliler için. Yani hem büyük anne hem bab büyük baba yani beraber. Hem anneanne hem dede beraber. Die gross Eltern, çoğul yani iki kişi. Di oma anneanne oluyor ya da di gross muta. İkisi de hem anneanne hem babaanne olarak geçiyor. De opa dede oluyor ya da de gross pata. wieder, Jas, bin Die Verlobte, die Verlobte, der Verlobte, der Verlobte, die Ehefrau, die Ehefrau, der Ehemann, der Ehemann. Der Schwager. Der Schwager, Der Schwager. Die Schwägerin. Die Schwägerin. Die Tante. Die Tante, der Onkel, der Onkel. Die Cousine, die Cousine. Der Cousin, der Cousin. Die Nichte. Die Nichte, der Neffe, der Neffe, die Großeltern, die Großeltern, die Oma, die Oma oder die Großmutter, Großmutter. der Opa, der Opa oder der Großvater, Großvater. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Neredeydi? Evet bakın burada der Schwager. Yani biraz a'ya kaçıyor. E, r'li biten. Kelimeler hafif a'ya kaçıyor. Bu sizi kolaylaştı. yani bize size kolaylık olabilir. Der Schwager ya da der Onkel. Mesela e kaçıyor biraz. De Onkel. Der Onkel. De deniyor ama hızlı konuşanlar genelde de Onkel diye e'yi kaçırıyorlar. Şimdi birkaç pratik yapalım. Sie bildiğiniz gibi hanımlarda kullanılır. Yani kullanılır. Yani hanımlarda sie ist mesela meine verlobte sözü nişanlı. Sie ist meine Ehefrau. Eş hanım ya da sie ist meine Schwägerin. Benim görümce elti. Sie ist meine Tante. Ya da sie ist meine Kuzine. Sie ist meine Nichte. Ya da sie ist meine Oma. Buradan pratik yapabilirsiniz. Sie ist meine kızlarda. Şimdi erkeklere geçtiğimizde er ist mein Verlopter. Der Verlopter. Pardon evet. er ist my Ehemann. Ich Er ist mein Schwager ya da er ist mein Onkel. Devam edelim. Er ist mein cousin, Er ist mein Neffe. Er ist mein Opa. Yani çok kolay. Erkeklerde er ist my kullanılıyor. Zi de hanımlarda kullanılıyor. She is my ne. Yani o benim anlamına geliyor. Sadece dikkat edeceksiniz. Sie de meine kullanıyoruz. Meine. Erkeklerde mein kullanıyoruz. Gramatiğimiz doğru olsun diye. Şimdi burada bir de bu var. da sie kullanılıyor. Bu hanımlarla evet aynı ama aynı değil. Yani sie ist, sie sind meine. Bakın dikkat edin. Sie sind yine meine. Bu çoğulda kullanılıyor. Çoğulda mesela nasıl bir cümle kurabiliriz? Sie sind meine Großeltern. Bunu bunun için yazdım. Sie sind meine Großeltern. Onlar benim. işte büyük anneannem, büyük babam. Evet bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like and subscribe. Beğenir ve abone olun. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz.